Koşun, polisi çağırın, ambulans arayın. İyi misiniz hanımefendi? Ambulansı arasın hemen birisi. Evet. Ben arıyorum ambulansı. Şöyle o zaman. İyi misiniz? Çok acıyor. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Yeşim, iyisin değil mi? İşte. Evet. Filmimiz tertemiz. Kırık yok. Geçmiş olsun. Doktor bey, kolunu alçıya mı alsak tedbir amaçlı? Kırık yok. Neden alçıya alalım? Hanımefendinin hiçbir şeyi yok. Evine gidebilir. Ayrıca ağrısı olursa da yazacağım ilacı alsın yeter. Yani belki iç kanaması olabilir. Bir gece tedbir olarak hastanede kalsa. Duyuyoruz, öyle şeyler olabiliyor. Herhangi bir risk olsaydı taburcu etmezdik zaten. İçiniz rahat etsin. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Üf. Ne vardı sanki bir gece yatırsaydı hastanede. Ne yapacağız şimdi? Alo. Alo Murat Bey. Burcu ben, karşı komşunuz. Burcu Hanım, nasılsınız? Buyurun. Ay Murat Bey, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Yeşim kapkaça uğradı. Ne? Nasıl kapkaç? Ya motosikletli biri yanaşmış yanına, çantasını almak istemiş. O da vermek istemeyince metrelerce sürüklenmiş caddede. Neredesiniz peki? Karakolda mı? Yok yok, biz hastanedeyiz, acildeyiz şu anda. Yeşim'in durumu nasıl? Görebiliyor musun onu? Ne durumda? Murat Bey, kızın halini görseniz, bayağı bir hırpalamışlar. Kan revan içinde kalmış. Doktor yatıralım diyor, Yeşim istemiyor. Ya doktor yatırmak istemiş, niye itiraz ediyor? Ya Burcu, gözünü seveyim, ikna eder misin lütfen? İşte eve gideceğim ya, evde daha hızlı iyileşirim diyor. Zaten ben hep yanındayım, hiç merak etmeyin, onu hiç yalnız bırakmayacağım. Hemen geliyorum Burcu. Yani Yeşim'in başından ayrılmazsan mutlu olurum. Yok yok, ben Yeşim'in yanından kesinlikle ayrılmam. Biz zaten şimdi eve gideceğiz. Evde de hiç ayrılmayacağım. Teşekkür ederim, sağ ol Burcucuğum. Peki Öykü nerede? Öykü benim evde. Bakıcı var başlarında, hiç merak etmeyin Öykü'yü. Sağ ol, sağ ol Burcu. Hemen geliyorum, hemen. Ay tamam Murat Bey, çok sağ olun. Ay oldu bu iş vallahi. Gerçekten. Geliyor. İnandı. Harika olacak. Oğlum, sen de duydun kızım. Hı. Başka zaman artık Levrek. Söz zaman, tamam? Sözüm var. En kısa zamanda. Hı. Tabii, tamam. Anne, ne oldu sana? Düştüm anneciğim. Dikkatli yürümüyordum, düştüm. Çok acıyor mu? Biraz ama geçti. Bak doktor amca da çabuk iyileşsin diye sardı. Öykücüğüm. Bir tanem. Pınar ablan çok güzel kek yaptı. Emre ile beraber yemek ister misin? Tamam. Hadi gel. Ama önce anneyi öpücük. Gel bakın. Gel. Ay neyse, korkmadı, ağlamadı da. Vallahi hiç korkmadı. Seni biraz daha saralım değil mi? Hı? Olur. Bana bak, konuştuklarımızın hepsi aramızda kalacak ha. Duydun mu beni? Anladım abla. Hem bunlar söylenir mi hiç? Benim de başım belaya girer. Tamam, ben yine tembihliyim de ne olur ne olmaz. Abla nasıl? İyi mi? Ya çok fazla bir zarar vermedik inşallah. İyi. Ufak tefek sıyrıkları var, geçer. Ya ben bu çantayı ne yapayım? Geri getireyim mi? Ay çalınan çanta geri mi gelir hiç? At çöpe gitsin. Zaten onun sonradan bulunması gerekiyor. Senin paran da çantanın içinde, diğer çocuğunki de orada, alırsınız. Heh, duydun mu? Para çantanın içinde, çöpe atmadan alın ha. Duydum abla, duydum. Parayla aldım, eyvallah. Benlik bir şey yoksa? Hadi yok, kapat. Bu da tamam. Murat'ın gelmesi kaldı. İnşallah inanır ya. Anlamaz değil mi numara yaptığımızı? Yeşimciğim. Her yerin yara bere içinde, çanta ortada yok. Sen ayrıca gerçekten sürüklendin, yaralandın yani. Önce senin inanman lazım. Diyorum ki senin şu bacağı biraz daha mı sarsak, gözüme az göründü. Ha, yok yok, gerek yok bence, abartmayalım, yok. Yeter mi diyorsun? Yeter. Tamam, sen bilirsin. Dur dur dur, ne yapıyorsun Yeşim yaralı halde? Uzat şu bacaklarını. Bir de kapağı açacak ya. Dur. Şunu da yaslan, süzül biraz. Naz yap, naz yap, daha çok naz yap. Tamam mı? Ay Murat Bey, gelin Burcu'da. Burcu'da selam. Ah kalkma, kalkma aşkım, kalkma, kalkma bir tanem benim. Oh bir tanem canım aşkım, güzel karım benim. Ne oldu sana böyle? Bir şey yok, bir şey yok merak etme. Nasıl bir şey yok? Baksana şu haline. İşte ufak tefek birkaç çizik, büyütmeye gerek yok sevgilim gerçekten. Ah, canım benim ya. Yani Burcu, Yeşim hastaneye kaldırıldı deyince çok korktum. Ya İstanbul'a kadar nasıl araba kullandığımı bilmiyorum. Nerede çaldı peki çantanı? 2 sokak aşağıya gittim markete. Arkamdan geldi, ne yaptı, ne etti? Bilmiyorum, nasıl çaldı çantamı, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ah canım benim, aşkım benim, bir tanem. Murat Bey, görenler en az 10 metre sürüklendi diyor. Belki daha fazla. Ah, aşkım benim ya, aşkım benim. Peki tek başına mı gittin hastaneye? Yok, ambulans çağırmışlar görenler. Ben hatırlamıyorum zaten, bayılmışım. Peki niye çıktın hastaneden, orada kalsaydın? Evimde olmak istiyorum çünkü. Zaten kaç gündür Öykü seni görmüyor. Bir de ben hastanede kalırsam iyice çocuğun psikolojisi bozulacak. Ah bir tanem benim. Öykü sizde mi? Bizde Murat Bey, merak etmeyin. Emre'nin bakıcısını başlarına koydum. Annesini görünce ne yaptı? Ay Murat Bey çok ağladı yavrum. Zor yatıştırdık. Ah prensesim benim, prensesim benim. Aşkım geçecek bir tanem, geçecek bir tanem. Güzel aşkım benim. Kıyamam sana, kıyamam bir tanem. Aşkım bir tanem. Şimdi yaraların nasıl olsun abla, onu söyle aslında. Çok mu, az mı? Çünkü çantayı ona göre asacağım bu önüne. Yani az olmasın ama çok da olmasın. O zaman şöyle yapalım. Çantayı omzundan çapraz geçirme. Ha, bir yandan da elinde tut. Ama hemen bırakma, tamam mı? Bir 10 metre sürüklenirsin, ondan sonra bırakırsın. Tamam. Ne kadar istiyorsun? Vallahi abla riskli bir iş bu. Bir de 2 kişiyiz. 10.000 lira ister. Aa 10.000 çok, 10.000 olmaz. Ne vereceğim? Yani 7.000 verebilirim. Vallahi olmaz ama. Neyse Burcu ablanın hatırı var. Tamamdır.